Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 6. olan İl Kongresi'nden sonra oluşan yeni yönetimiyle birlikte Aksaray Adliyesi'nde düzenlenen mazbata töreniyle mazbatasını aldı. Mazbata törenine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da katıldı. Aksaray Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi salonunda düzenlenen mazbata töreninde AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy mazbatasını 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş'ın elinden aldı. Mazbata törenine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü yaptığı yardımlarla güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışmayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene gıda paketi, alışveriş çeki, kıyafet yardımını düzenli olarak yapan Aksaray Belediyesi, 2017 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 3150 adet gıda paketi, 9600 adet alışveriş çeki dağıttı. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yine ihtiyaç olarak 300 adet çeşitli ev eşyası yardımının yanı sıra 38 engelli vatandaşa akülü sandalye, 23 engelliye ise manuel sandalye hediye etti. Aksaray Belediyesi başta öğrenciler için okul forması olmak üzere 5124 vatandaşa kıyafet ve öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Kış mevsiminde 28 aileye soba dağıtılmış, sokakta yaşayan evsiz kimsesiz 300 vatandaş ise sıcak ve sağlıklı bir ortamda barınmaları sağlanmıştır. İhtiyaç sahibi her vatandaşın her konuda sıkıntıları giderilirken 293 kişiye ulaşım sağlandı. Yine 2472 ton kum ve çimento yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8000 BİMS taşı dağıtıldı. Amaçlarının ihtiyaç sahibi her ailenin mutlu olmasını ve tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "İstiyoruz ki bütün hemşerilerim mutlu, huzurlu olsun. Bizler belediye olarak her zaman hemşerilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini düzenli aralıklarla personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor. Sosyal yardımlarımız her daim devam ediyor. İstiyoruz ki bütün hemşerilerimiz onların yanlarında, hizmetlerinde ve sahipsiz olmadıklarını bilsin" diyerek tüm vatandaşlarımıza "her konuda kapımız sonuna kadar açıktır" dedi. Aksaray'da spor kulüplerini tek çatı altında toplayan Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı üyeleri, Aksaray Belediye Spor'un yöneticilerini toplantıya davet etti. Gerçekleşen toplantıda Aksaray Belediye Spor'a tam destek kararı alındı. Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cavit Kılıç Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz, Aksaray Belediye Spor'un 3. lig yolunda desteklenmesi için çeşitli kararlar alındı. Aksaray'da faaliyet gösteren spor kulüplerini tek çatı altında toplayan ASKF Başkanlığı üyeleriyle bir araya gelerek Aksaray Belediye Spor yöneticilerini toplantıya davet etti. Toplantıda Aksaray'da faaliyet gösteren spor kulüpleriyle buluşan Aksaray Belediye Spor yönetimi büyük destekle karşılandı. "Artık kenetlenip bir ve beraber olma vakti geldi" diyen ASKF Başkanı Cavit Kılıç, "şehrimizde bir üst lige çıkma umudu besleyen her amatör kulübün umudunu daha da yeşertmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. İnanıyoruz ki hiçbir kulübümüz çağrımıza sessiz kalmayacak ve Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz için sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyacaktır. Şehrimizin ismini üst liglerde ve profesyonel liglerde duyurmak için her zaman Aksaray Belediye Spor'umuzun destekçisi olacağız ve hep birlikte bunun için çalışacağız" dedi. Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, geçtiğimiz günlerde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aksaray'da görev yapan tüm medya çalışanları için bir kahvaltı programı düzenledi. Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin düzenlediği kahvaltıda yerel ve ulusal basın temsilcisi gazeteciler bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda konuşan Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, gazetecilerin gününü kutlayarak sendika çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasının sonunda herkese teşekkür etti. Aksaray'ımızın nabzını tutan, gecesini gündüzüne katarak tehditlere, yıldırılmalara, çalışmalarına rağmen olaydan olaya koşan, bu kutsal mesleğe icra eden, kaliteli, tarafsız yayınlar yapan siz değerli Aksaray'ımızın basın mensupları,
3 yılımızı değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Basınımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz. Allah birliğinizi, diriliğinizi ve irliğinizi daim etsin. Bugün bizi buraya, bizim kırmayarak programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli kapsamında Aksaray'da bu yıl desteklenecek ürünler belli oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aksaray'daki havzalarda desteklenecek ürünleri arpa, aspir, buğday, mercimek, nohut, ayçiçeği, kuru fasulye, çavdar, yem bitkileri, mısır, patates ve kuru soğan olarak belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, tarımda havza bazlı desteklemeler için uygulamaya konulan Milli Tarım Projesi kapsamında 2018 yılında havzalarda desteklenecek ürünlerin listesini açıkladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılında Aksaray'daki havzalarda desteklenecek ürün listesini resmi web sitesinde yayınladı. Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, bakanlığımızca yürütülen Milli Tarım Projesi, havza bazlı destekleme modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 11 ürünün istatiki verileri, ekim nöbeti, iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri, il ilçe önerileri de dikkate alınarak oluşturulan karar destek sistemi sonuçlarıyla 2018 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur denildi. Aksaray'da 2018 üretim sezonunda havzalarda desteklenecek ürünlerin dağılımı ise şöyle. Arpa, aspir, buğday, mercimek, nohut, ayçiçeği, kuru fasulye, çavdar, yem bitkileri, mısır, patates ve kuru soğan. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında tiyatro severleri, Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzzet Bekoviç'in hayatının anlatıldığı Aliya tiyatro oyunuyla buluşturuyor. Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzet Bekoviç'in hayat mücadelesini ve felsefesini anlatan oyun, bu alandaki ilk edebi tiyatro metni olma özelliğini taşıyor. Aliya oyununda Çetin Kaya, Filiz Kılıç, Ali Oğuz Şenol, Özge Sivrikaya, Özgür Aygün, Emre Avşar, Can Baykan, Burak Çevik, Romina Buldanlıoğlu, Emre Can Yuva gibi kalabalık ve dinamik bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Aliya oyunu, Kanlı Bosna Savaşı'na ve Müslüman katliamına tanıklık eden ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşırken, Aliya'nın İslami ve entelektüel kimliğini de gözler önüne seriyor. 1935'ten 2003'e geniş bir zaman ölçeğinde geçen oyun, bir yakın tarih okuması olarak da nitelendiriliyor. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla ücretsiz Aliya tiyatro oyunu 18 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Tek seans olarak sahnelenecek tiyatro gösterimine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.